Evet arkadaşlar şimdi deneme 2'ye geçiyoruz artık. E, deneme 2'den sonra da deneme 3 ve artık TT defterini tamamen her şeyi bitmiş oluyor. Hemen ne yapıyoruz? Tabii ki de ilk sorumuzla başlıyoruz. İlk sorumuzda diyor ki enzimlerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi öncelikle biz enzimleri hatırlayacak olursak şöyle bir enzimler hatırladığınız gibi protein yapılıydı. Enzimler arkadaşlar biyolojik katalizörler olarak e, kayda geçmek katali zor olarak kayda geçmekteydi. Aynı zamanda enzimlerin amacı aktivasyon enerjisini ne yapmakta arkadaşlar düşürmekte. düşürmekti. Onun dışında enzimlerin bir diğer görevi arkadaşlar e, ya da özelliği diyelim enzimler tepkimeyi tepkimeyi başlatmazdı başlamış olan tepkimeye etki ederlerdi her enzimin arkadaşlar substratı substratı kendine özgüydü. Şimdi aklıma gelenleri yazdım. Şimdi bakalım. Hemen hemen hepsi protein yapılır. Evet arkadaşlar enzimler protein yapılır. Zaten ilk maddede biz bunu yazdık. Metabolizma için gerekli moleküllerdir. Evet biyolojik katalizörler olduğunu söyledik. Çünkü tepkimeyi hızlandırarak daha kısa sürede aynı ürün elde edilmesini sağlıyor hücre içinde üretilmeleri gerekir. Evet sevgili arkadaşlar enzimlere bakacak olursak enzimler hücre içinde üretilir. Ama çalışma prensibine bakılacak olursak hem içte hem de hücrenin dışında çalışabilme özelliğine sahip enzimler. Hücre dışında çalışmaz kesinlikle böyle bir şey yok tam da üstüne denk gelmiş oldu aslında hücre dışında çalışabilme özelliğine sahipler yani cevabımız D seçeneği olacaktır. İkinci sorumuz bir çekirdek sorusu. Bildiğiniz gibi arkadaşlar çekirdek hangi canlılarda bulunuyordu? Ökaryot hücre yapısına sahip canlılarda bulunuyordu. Bakın diyor ki buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Porları hücre zarının porlarına göre daha geniştir. Doğru. Çünkü arkadaşlar şöyle düşünün e, polimer maddeler hücre zarından direkt olarak geçemezler ama çekirdek zarından mesela bir ATP ya da bir mRNA gibi moleküller rahatlıkla geçebilirler. Bazı hücrelerde çok sayıda olabilirler. Evet arkadaşlar mesela bazı kas hücrelerinde iki çekirdek bulunabiliyor. Ya da ne bileyim işte bir paramesyumu düşünecek olursak bir paramesyumda iki tane çekirdek bulunabiliyor arkadaşlar. mRNA sentezinin yapıldığı yerdir. Evet çekirdekte bırakın mRNA'yı, mRNA'nın da sentezi yapılır. PR inanında yani bütün hepsinin sentezi yapılıyor arkadaşlar. Kromatin iplik bulundurur. Doğru. Zarında ATP sentezini sağlayan proteinler bulunur. Yanlış. ATP sentezi sevgili arkadaşlar sadece mitokondride olur ve mitokondrinin ürettiği ATP'yi çekirdek kullanır. Yani çekirdeğin üzerinde herhangi bir ATP üreten mekanizma bulunmamaktadır. Bu yüzden de cevabımız E seçeneğidir. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Bifidobakterium, bifidum, e, lactobacillus, paracase, aman işte okuyamıyorum neyse gibi bakteriler insan bağırsağında doğal olarak bulunan çok sayıda bakteri türünden bazılarıdır. Bu bakterilerle ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur? Aynı taksonomik basamakta bulunabilirler mi? Evet arkadaşlar bulunabilirler. Yani adı üstünde zaten hepsi bakteri. Her şeyi geçin. Mesela işte Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı diyoruz. Ya hiçbir şey bulunmasa da bakteri aleminde birlikte olarak bulunabiliyorlar arkadaşlar. Habitatları ortak olabilir mi? Evet aynı habitata sahip olup aynı şeylerden besleniyor olabilirler ki buna da en güzel örnek bakın insan bağırsağında doğal olarak bulunuyor diyor. Zaten insan bağırsağında bulunuyorsa demek ki bunların hepsi aynı habitatta aynı yerde bulunuyor doğru. İnsanların ölümcül hastalıkları yol açar. Arkadaşlar doğal olarak bulunuyor. Ölümcül hastalıkları yol açar gibi bir durum söz konusu değil. Bu yüzden de cevabımız 1 ve 2 yani D seçeneği olacaktır. Dördüncü sorumuz bal arılarının eşeyli üremesi sürecinde hangileri görülür? Şimdi bal arılarının eşeyli üreme sürecinde arkadaşlar mitoz görülür. Şimdi niye mitoz görülüyor? Erkekler spermlerini en kromozomlu oldukları için mesela arkadaşlar mitoz üretirler. E, mayoz zaten olmakta dişiler yumurtayı üretirken lazım. E, spermle yumurtanın birleşmesi olayına da ben döllenme diyorum zaten. Yani bu da üçüncü öncülümde vardır. Cevabım ise E seçeneği olacaktır. Geldim 5. soruya arkadaşlar. 5. soruda diyor ki bu soy ağacına göre kalıtılan aşağıdaki öz, e, taşınma tiplerinden hangisine sahiptir? bunların hepsini tek tek aslında denemek lazım ama ben direkt kesin olandan yola çıkayım. Yani otozomal çekiniği deneyeceğim arkadaşlar. Bakın şimdi soruyu şöyle büyütüyorum. Soru da diyor ki bize bu soy ağacına göre hangisidir? Şimdi sağlam erkekler belli zaten. Hasta erkekler de belli. E kanka bu zaten otozomal çekinik taşınıyorsa o zaman erkeklerin hepsine ben ne diyeceğim? Hasta erkeklerin hepsine küçük a küçük a diye şöyle hemen bulduğum bütün erkeklere küçük a küçük a Şöyle şuraya da yine küçük a küçük a şuraya da küçük a küçük a yazdım. Bakın içerisinde nokta olanlar ise heterozigot dişi diyor. Hemen şimdi nokta olanları yazalım arkadaşlar. Bakın büyük a küçük a hemen şurada da bir büyük a küçük a. Şurası da büyük a küçük a. Şurası da yine büyük a küçük a. Şuradaki dişimiz de büyük a küçük a. Şurası da büyük a küçük a. Şurası da büyük a küçük a. Yazmadığım bir şura kalmış. Şurası da büyük a küçük a. Şimdi bak kuruncu kalemle oklayıp işaretleyerek gideceğim. Şimdi bakın şu kadının çocuklarına bakacak olursak bakın erkek çocuğunda küçük a küçük a var. Yani bu erkek çocuğu birini annesinden aldığına göre diğerisini babasından aldı. O zaman babası nedir? Bakın heterozigottur. Şuradaki bireyler büyük a büyük a ya da büyük a küçük a olabilirler. Şimdi geldim şuraya, şu soy ağacına en sağdakine. Şimdi şu çocuk o zaman küçük A'nın birini babasından aldığına göre baba heterozigottur. E annesinden de diğerini aldı. Devam ediyorum bakın. Yine en sağdakine bakacak olursak e bu küçük A'nın biri buradan geldiğine göre bir diğeri babadan geldi. Yani şurası da oluyor. E şuradaki birey arkadaşlar çaprazlama e, sonucunda ben bakacak olursam şuradaki birey yukarıdaki şu an yuvarlak için aldığım bireylerin çocuğu olduğuna göre büyük A büyük A da olabilir, büyük A küçük A da olabilir. Böyle biraz küçültürsem daha net olur. Şimdi şuradaki e, erkek birey de büyük A büyük A da olabilir anne babasından dolayı büyük A küçük A da olabilir. Şurayı şimdi yuvarlak için aldığım yere bakacak olursak küçük A'nın biri babadan geldiğine göre baba heterozigottur. Onların kardeşleri de arkadaşlar büyük A büyük A da olabilir büyük A küçük A da olabilir. Şu birey yine aynı şekilde bakın şurada da küçük A küçük A var. O zaman biri babadan geldi. Bakın burası da oydu. Hemen şu an yuvarlak için aldığım yere bakın. E, büyük Anın küçük ağanın biri anneden geldiğine göre biri babadan geldi. Küçük ağa küçük ağa olan kişiler, bireyin kardeşleri büyük A büyük A olabilir büyük A küçük A da olabilir şu an en son bakın karaladığım yere bakacak olursam küçük A'nın biri anneden geldiğine göre diğeri babadan geldi e şuradaki birey anne ve babadan dolayı büyük A küçük A olabilir yanındaki erkek çocuk ise şu an içini turuncuya boyadım bakın erkek çocuk da büyük A büyük A da olabilir büyük A küçük A da olabilir diyoruz yani hepsi uyduğuna göre cevabımız otozomal çekinik olacaktır arkadaşlar. Bu yüzden de ne yapıyoruz? Daha dikkatli oluyoruz bu tarz soruları çözerken. Son sorumuza bakacak olursak 6 sorumuz ekoloji ile alakalı kısım. Diyor ki insanların hatalı uygulamalarının bir sonucu olarak toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik dengesi bozulmaktadır. Toprak kirlenmesi denilen bu olayın erozyon, e, tarımsal ilaçlar, endüstriyel atık, tarım ilaçlarının amaç dışı kullanımı, katı atıklar gibi birçok sebebi bulunmaktadır. Erezyon toprağın bulunduğu yerden doğal kuvvetlerle kopartılıp sürüklenerek başka yerlere birikmesi olarak tanımlanmaktadır. Çayır, mera ve ormanlar erezyonun etkisini önemli ölçüde azaltır. Ormanların bilinçsizce kesilmesi veya yakılması ve çayır mera örtüsünün insanlar tarafından kısa vadeli kar düşünülerek yok edilmesiyle toprak çıplak kalır. Bu durum rüzgar erozyonuna e, Erezyonuna toprağı açık hale getirmekte ve toprağın kaybını arttırmaktadır Yani velhasılı kelam Erezyona bağlı olarak neler meydana gelebilir? Aslında bize bunu soruyor Bir kere çölleşme meydana gelir ki En soldaki görsele baktığınızda bunu net olarak görebiliyorsunuz Tarımsal ürünlerin çeşitliliğinde artma falan olmaz lan zaten toprak yok ürün yok Yani geçici bir süre e, e, Ürün elde etmek için toprağa zarar veriliyor ama sonra topraktan verim alınamad alınamadığı için Böyle bir durum söz konusu olamaz ve çölleşme yani ürün miktarında azalma olduğu için de gıda fiyatlarında da otomatikman bir yükselme söz konusu olacaktır. Yani cevabımız ekonomi ile birlikte E seçeneğidir arkadaşlar. Böylece deneme 2'nin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Biyosentezle kalın.